Evet efendim, bugün 19 Mayıs. Dünyada gençlere armağan edilen tek bayram ve her 19 Mayıs'ta olduğu gibi bayramın sahibi gençler hasretle atalarının huzuruna koştu yine. Bayram coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen 7'den 70'e binlerce kişi Anıtkabir'de buluştu. Antep'ten geldim. 19 Mayıs için Anıtkabir'i ziyaret etmek için. İçeri girdiğimde gözlerim doldu. Kurtuluşa atılan ilk adımla zafere giden bir yolculukta ya istiklal ya ölüm demiş, bağımsızlığın meşalesini 1919'da yakmıştı. Onun izinden yürüyen her yaştan genç bugün bir kez daha atasının huzurundaydı. Büyükçekmece'den geliyoruz. Tüylerimiz diken diken. Ya Atatürk'ü her zaman kalbimizde seviyoruz onu. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Resmi törenlerin adresi ise yine Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 81 ilden gelen gençlerle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrindeydi. Mozole'ye çelenk bırakılmasının ardından Anıtkabir özel defterini imzaladı Gençlik ve Spor Bakanı. Asırlık bir çınar olarak yoluna devam eden ülkemiz bugün Türkiye yüzyılının eşiğindedir. 104 yıl önce işgal edilmiş toprakları müdafaa etmek için Samsun'a çıktı Mustafa Kemal Atatürk ve istiklalin meşalesini yaktı. Gençlere hediye ettiği bayramda da genç yaşlı 7'den 77'ye herkes atasına koştu. 19 Mayıs'ı doğum günü adediyor biliyorsunuz. Biz de doğum gününü kutlamaya ve gençlere armağan ettiği cumhuriyeti devam ettirmeye geldik. Çok gururluyuz, çok heyecanlıyız. Kalbim pırpır atıyordu çıktığımda. İnşallah biz de önümüzdeki yüzyılda bu bağımsızlık meşalesini ileri taşımak için çalışacağız. Kasaboğlu'nun ardından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Anıtkabir'deydi. Kalabalığın arasında güçlükle ilerledi avluda. Mozole'ye çelenk bırakırken de korumaları izdihamdan korumak için etten duvar ördü muhalefetin adayının çevresinde. Milli Savunma Bakanlığı da bugün özel bir video klip hazırladı. Videoda Türk ordusunun dünü ve bugününü anlatan kareler yer aldı.